Türkiye geleceğinin emaneti kendisinde olan çok değerli, çok saygıdeğer Milli Eğitim Bakanımız, değerli bakan yardımcılarımız, kıymetli Ankara Valimiz, değerli Emniyet Genel Müdürümüz, jandarma komutanımız ve eğitim tırı projemizin paydaşlarından çok kıymetli AFAD başkanımız, trafik oyunu projemizin sponsoru Vakıf Emekliliği'nin bağlı bulunduğu Vakıf Bank'ın çok kıymetli Vakıf Emekliliği'nin çok kıymetli genel müdürü ve yine aramızda bulunan bakanlığımızın, hem İçişlerimizin hem Milli Eğitim Bakanlığımızın çok kıymetli genel müdürü, daire başkanları, trafik konusunun sivil toplum tarafını temsil aramızda olan Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu Başkanımız, Noterler Birliği Başkanımız, Mamağımızın çok saygıdeğer belediye başkanı ve bütün çabamızın, bütün gayretimizin ortak noktasında olan bu ülkenin asıl sahipleri olan çok kıymetli çocuklarımız, öğrencilerimiz ve onların çok kıymetli öğretmenleri. Bana göre trafik güvenliğinin sadece bugün için değil, esasen yarın için gerçekleştirdiğimiz iki projenin lansmanı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben öncelikle burada bulunmaktan, katkılarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok saygılar bakanım. Çok kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Kıymetli öğrenciler. Bugün bir araya gelmemize sebep olan trafik konusu hem ülkemizin hem de dünyanın en önemli güvenlik problemlerinden birisi olarak karşımızda durmaktadır. Dünyada trafik kazalarına bağlı can kaybı sayısı 2000 ile 2016 yılları arasında 1 milyon 350 milyona ulaşmıştır. Dünyadaki tüm ölümlerin %2,5'u ne yazık ki yine trafik kazalarının sebebiyle olmaktadır. Ve yine bir rakam, 5 ile 29 yaş arasında tüm ölümlerde trafik kazaları ilk sırada yer almaktadır. Yani yerküredeki bütün hastalıklardan, terörden, savaşlardan daha fazla insan 5 ile 29 yaş arasında trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir. Bu da genç nesiller. Elbette ki bu küresel tablodan bizim de payımıza fazlasıyla acı düşmektedir. Ne yazık ki bu meseledeki karnımız uzun yıllar maalesef hiç iyi değildir. Ta ki Sayın Cumhurbaşkanımız meseleye bizatihi yatana kadar. Hemen hepimizin trafik kazası yüzünden kaybettiğimiz sevdiklerimiz, tanıdıklarımız ve yakınlarımız var. Hatta tümden yok olan aileler var. Bugüne kadar pek çok tedbir aldık. Her birinin sonuçları oldu. Ancak özellikle son yıllarda hep birlikte meseleye daha planlı ve daha stratejik yaklaşmamızın neticesinde bu meselede belki de ilk kez bu kadar anlamlı bir trendleri yakaladık. Bir taraftan yol standartlarımızın çok yükselmesi, diğer taraftan özellikle attığımız adımlar. Öte yandan trafikteki kayıplar içimize öyle işlemiş ki, buna ne yazık ki öyle alışmışız ki bazı kesimler, bazı kalemler, rakamlarla ortada olan olumlu gelişmelere maalesef inanmakta güçlük çekiyorlar. Bunu da anlayışla karşılıyoruz. Geçen yılın ilk 8 ayına göre bu yılın ilk 8 ayında trafik kazalarında yaşanan can kayıpları %31, yaralı sayısı %13,3, uluslararası bir ölçü olan 100 bin araca düşen can kaybı ise %32 oranında azalmıştır. Bunlar tesadüf elde edilmiş rakamlar değil. Gerçekten planlı, özverili ve bilimsel yöntemlerle dayanan bir çalışmanın nihai ürünü. Kendimize önce bir strateji belgesi oluşturduk. Trafik güvenliği uygulama politika belgesi adını verdiğimiz bu belgedeki tüm başlıkları adım adım takip ettik. Bu tedbirlerin ve uygulamaların bir bölümü elbette ki mevcut trafik kullanıcılarının kontrolü, davranışlarını değiştirme ve özellikle denetimle ilgiliydi. Denetimleri arttırdık. Denetim yöntemlerini değiştirdik. Hem modernleştik hem yoğunlaştırdık. Tuzak kadar uygulamasından ortalama hız koridoru uygulamasına geçiş gibi maket trafik araçları gibi
genel öncelikli trafik anlayışı gibi pek çok yenilikler gelişiyor. Ancak şurası bir gerçektir ki, trafikle ilgili sadece bugüne dönük tedbir alarak bu meseleyi çözemeyiz. Belki erteleriz ama çözemeyiz. Bugünün sürücüsüne ceza kesenken, yarın sürücüsü ve yarısını eğer doğru şekilde eğitmezsek, trafik kazalarını maalesef bir sonraki nesillere, çocuklarımıza miras bırakırız. Çünkü bugüne kadar hep böyle oldu. Biz aşırı sıra sebebiyle kaza yapıyoruz. Maalesef çocuklarımız da direksiyona geçince aynı sebeple kaza yapıyoruz. Biz emniyet kemeri takmıyoruz. Çocuklarımız da düğümcü takmıyoruz. Biz direksiyon başında cep telefonu kullanıyoruz. Allah muhafaza çocuklarımız da kullanıyor, kullanacak. İşte o yüzden stratejimizin ikinci ayağını da gelecek nesillerin eğitimi üzerine oluşturduk. Ve bunu çok teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla, el birliğiyle, büyük bir samimiyetle, gayretle ve mücadeleyle birlikte yapıyoruz. Yarın sürücüsü ve yayınlarını şimdiden doğru şekilde eğitmek, onlara doğru alışkanlıklar kazandırmak, yarın aynı acıları yaşamamak için bugünden onları eğitmek, trafik konusunda farkındalık oluşturmak, yeni dönem stratejimizin temel ayaklarından birisi olur. Buradan yola çıkarak öğrencilerimizin ve onları yarınlara hazırlayan öğretmenlerimizin trafik konusundaki eğitimi noktasında çok ciddi çalışmalar ortaya koyuyor. 2014 yılında hayata geçirilen 3-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik trafik dedektifleri eğitim projesi kapsamında şimdiye kadar bu rakamı altını çizerek veriyorum. 6.310.000 öğrenciye ulaştı. Yıl içinde hatta yaz dönemlerinde de özellikle yaz Kur'an kurslarında, yaz okullarında bu eğitimlere aralıksız devam etti. 2019 yılı ilk 8 aylık döneminde toplam 1.322.000 çocuğumuza proje kapsamında eğitim verdik. İnşallah 2019 yılı sonunda hep birlikte bu rakamı 2 milyona tamamlamaya getiriyoruz. Keza Milli Eğitim Bakanlığımızda yapılan protokol kapsamında eğitim öğretim yılı başlarında öğretmenlerimize yönelik trafik eğitimlerini birlikte veriyoruz. 2018 yılında 417.000 öğretmenimize trafik eğitimi verdik. 2019-2020 eğitim yılı dönemi öncesinde de yine Milli Eğitim Bakanımızın önderliğinde 300.000 öğretmenimize mesleki gelişim programı içerisinde söz konusu eğitimleri verdi. Biliyorsunuz 2017 yılında okul servis araçları yönetmeliğini hayata geçirdik. Bu kapsamda 2017 yılında 107.983 okul servis aracı şoförü rehber personeli eğitimine tabi tutulmuş. 2018 yılında bu sayıyı %60 oranında arttırdı. 2019 yılı ilk 8 aylık dönemde de yaklaşık 150.000 servis şoförü ve rehber personelini eğitime tabi. Ayrıca 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul servislerine yönelik denetim sayımızı bir önceki eğitim öğretim yılına göre %33.4 oranında arttırdı. Bu dönemde de inşallah sayıyı daha yukarı çekmeyi hedefliyoruz. Tabii ki teorik eğitimin yanında uygulamaya da çok önemli. Onun için ülke genelinde mevcut durumda bulunan trafik eğitim parkları ve ilgili bir tespit ve analiz çalışması yaptık. Yani çocuklarımızın gerek yaz döneminde, gerekse eğitim öğretim döneminde o trafik parklarına giderek pratik bir eğitim almasını sağlamak için bunların iyileştirilmesi için bir çalışma başladı. Mevcut 42 tanesini modernize ediyoruz. Trafik eğitim parkı bulunmayan 24 ilimizde de inşallah sıfırdan yapıyoruz. En son Kırklareli'nde, ayrıca Gümüşhane'de eğitim parklarımız açıldı. Gerçekten turistik gezi için bile gidilip görülebilecek derecede güzel, ülkemiz adına gurur verici bir proje oldu. Bir taraftan bu trafik parklarımıza trafik eğitimi veriyoruz, diğer taraftan da AFAD eğitimi veriyoruz. Ve mevcut bulunan trafik eğitim parklarında 2018 yılında 133.000, 2019 yılı ilk 8 aylık dönemde ise 150.000 çocuğumuza eğitim verdik. Sizlere trafik eğitim çalışmalarımızla ilgili pek çok daha rakam verebilirim.
Bunların hepsiyle gurur duyabilirsiniz. Bunların hepsinden umutlanabilirsiniz. Bugün de inşallah bu çalışmalara iki yeni proje daha ekliyoruz. Temel olarak pratikle ilgili farkındalık projelerimizin odağına çocuklarımızı oturtmaya başlıyoruz. Kırmızı Düdük projesi böyle bir proje. Günümüzün şoförlerini uyaran ama görevi çocuklarımıza ayıran, bu sayede farkındalık oluşturan bir proje. Çok ciddi bir dönüş aldığımızı söyleyebiliriz. Şimdi aynı proje doğrultusunda bir trafik eğitim tırını daha hizmete alıyoruz. Sağ olsun AFAD Başkanlığımız tarafından bu amaçla Emniyet Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen trafik tırımız, trafik eğitimi için yeniden dizayn etti. Bu tırı aynı anda 20 öğrencimize eğitim verebileceğimiz bir mobil trafik sınıfına dönüştürdü. İçinde LED ekranlardan akülü arabalara kadar pek çok eğitim materyali var. Tırımız önce İstanbul'daki Teknofest'te vatandaşlarımızla buluşacak. Sonrasında da yollara düşecek. Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte belirlediğimiz bir program dahilinde 25 Eylül'de Bolu'dan başlamak üzere her gittiği ilde 2 gün kalacak şekilde Türkiye'yi dolaşacak. İnşallah 81 ilimizde 40 bin ilkokulda eğitim gören yaklaşık 6 milyon öğrenciye ulaşmış olacağız. Şimdiden yollar açık olsun diyorum. Tabii burada iki projeden bahsetmiştik. Birinci projemiz tıp projesiydi. İkinci projemiz de trafik konulu bir oyun projesiydi. Bu projeyi de Vakıf Emeklilik Sponsorluğu'nda gerçekleştiriyoruz. Kendilerine Vakıf Emekliliğe buradan teşekkür etmek isterim. Kırmızı Düdük adlı bu oyunumuz içinde bir trafik ekosistem barındırıyor. Birkaç faz olarak tasarladığımız oyunumuzun ilk fazı tamamlandı. İlk fazında Sayın Milli Eğitim Bakanı 100 level bulunuyor. Oyunumuz şu anda mobil cihazlara indirilmeye hazır. Bilgisayarlar içinde arkadaşlarımız çalışmalarını bitirmek üzere. Tahmin ediyorum 1-2 hafta içerisinde bilgisayarlara da indirmeye hazır olacak. Oyunumuz da dereceye giren yıl içerisinde başarı gösteren çocuklarımıza da okul döneminin sonunda bakanlık olarak sürpriz hediyelerimiz olacak. Onun da müjdesini buradan vermiş olayım. Çok kıymetli bakanlık, çok değerli konuklar, kıymetli öğrenciler, şu kısa değerlendirmeyi yaparak sözlerime son vermek isterim. Bazı güvenlik problemlerimiz var ki bunları sadece polisle ve jandarmaya çözersiniz. Ama bazıları var ki bunları toplumun tüm fertleriyle birlikte çözmek zorundasınız. Trafik böyle bir mesele. Trafik polislerimiz, trafik jandarmalarımız elbette ki tedbir alacak. Ama bu meseleye bütün vatandaşlarımız sahip çıktığımız ölçüde acıları azaltmak mümkün olacaktır. Yaşları belki küçük olabilir. Ama trafik güvenliği sorunumuzun kilit oyuncusu çocuklarımız. Kıymetli öğrenciler, trafik sorununu çözmeye hazır mısınız? Ziya hocamız tam duymadı. Trafik sorununu çözmeye hazır mısınız? Kırmızı düdükleriniz hazır mı? Öpmeyecek misiniz? Ailelerinizi emniyet kemeri takmazsa uyaracak mısınız? Hızlı giderse uyaracak mısınız? Ayrıca velileriniz arabayı cep telefonuyla kullanırken aman ne olursunuz cep telefonu kullanmayın diyecek misiniz onlara? Türkiye'yi Avrupa'daki ve dünyadaki trafik konusunda bütün dünyaya parmak ısırtan bir hale getirecek misiniz? Ziya Hocam buraya gelirken bana bir söz söyledi. Dedi ki en rahat ettiğim yer burası. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz varsınız. Hem Ziya Hocam sizi çok seviyor. Hem bizler çok seviyoruz. Hem de aileler çok seviyor. Şu trafik sorununu çokken çözmeye hazır mısınız? Hocam. Hem çocuklar hazır. Hem bizler bunun için çok çalışıyoruz. Hem de sizler çocuklarımıza çok güzel bir eğitim veriyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Hem kendileri doğru trafik alışkanlıklarına doğranacaklar. Teşbihte hata olmaz. Bizler yaşlandığımızda onlar araba sürerken
biz daha güvenli, bizi daha güvenli taşıyacaklar. Onlar araba sürerken bizler yaya geçişlerinden çok daha güvenli geçeceğiz. Hem kendi trafik davranışlarımızı değiştirmek, hem de çocuklarımızı doğru davranışlara alıştıran her türlü faaliyete destek vermek durumundayız. Uyuşturucu meselesinde de, trafik meselesinde de gözümüzü dört açmak ve anne baba aklıyla, anne baba duyarlılığıyla bu meselelerde evlatlarımızı korumak zorundayız. Ben bu faaliyette, bu faaliyetimize verdiği desteklerden dolayı başta Sayın Milli Eğitim Bakanımıza, Ziya Hocamıza, bir sosyal sorumluluk örneği gösteren Vakıf Bank'ın Sayın Genel Müdürü'ne, gençliğinin getirdiği duyarlılıkla meseleye yaklaşan ve kurumsal bir cömertlik gösteren Sayın AFAD Başkanımıza, trafik eğitimi konusunda gerçekten ciddi bir gayret gösteren Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığımıza, aynı zamanda Trafik ve Eğitim Araştırma Dairesi Başkanlığı'na, çok kıymetli öğretmenlerimize ve trafik konusunda mesai harcayan, gayret gösteren mesai arkadaşlarımıza huzurlarında teşekkürlerimi sunuyorum. Buraya oturduğumuzda Ziya Hocamıza da söyledim. Bu yıl trafik ailemizin güzel bir transferi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yıllarca her sabah trafik konusunda İstanbul halkını uyaran, onlara trafiğin nasıl olduğunu, yoğunluğun nerelerde olduğunu, hangi konulara dikkat etmek durumunda olduklarını hatırlatan kıymetli arkadaşımız Murat Kazanazmaz da artık trafik ailemizin bir üyesi oldu. Ona da burada bu vesileyle hoş geldiniz diyorum. İnşallah Murat Kazanazmaz hem bir taraftan polis radyomuzda, hem trafik etkinliklerimizde, hem de Türkiye'nin bu konuda, hem çocuklarımızın bu konuda eğitimleriyle, halkımızın trafik bilinciyle buluşmasında çok önemli adımlar atacağına inanıyorum. Onu da tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve özellikle bu projelerimizin de hayırlı vesile olmasını diliyorum. Burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Öncelikle çocuklarımızda kırmızı düdükleriniz var mı? Öldürür müsünüz? Hep birlikte öldürün bakalım. Ne güzel kırmızı düdükleri var. Hepinizi çok seviyoruz. Hadi bakalım. Hayırlı, uğurlu eğitim öğretim yılları diliyoruz. Şöyle bir ayaktan sallayın bakalım. Benim müziğim. Sayın Bakanımıza hitaplarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Ben de bu ailenin bir ferdi olduğum için kendimi çok şanslı bir hissediyorum. Kendilerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi hitaplarını yapmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuklu arz edecek. Sevgili Bakanım, bugün burada sizinle bir faaliyetin içerisinde bulunmaktan son derece mutluyum. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, sevgili öğretmenlerim, sevgili veliler, hepiniz hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. Trafik konusu, trafik eğitimi konusu benim çok ama çok önemsediğim bir konu ve son bir yıl içerisinde trafik problemlerinde ortaya çıkan gelişmeler, olumlu sonuçlar inanılmaz derecede mutlu ediyor beni ve bunun rakamlarla ortaya konulması da son derece gerçekçi bir tablo gösteriyor. Geçenlerde bir uluslararası toplantıda bir yabancı
dikkatimi çekti. Türkiye'deki trafik problemlerinde azalma var dediğinde bunun nelerden kaynaklanmış olabileceğini paylaşmaktan daha güzel bir mikro kurmuştum. Bugün burada kimin için varız? Bugün burada aslında çocuklar için varız. Bugün burada Türkiye'nin geleceği için varız. Ve çocukların trafik eğitimi konusunda bilinçlenmelerinin niye önemli olduğu konusunda konuşmanın çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü trafik eğitimi konusundaki bilinçlenme aslında ülkemizin sağlığıyla, eğitimiyle, refahıyla, her şeyle ama her şeyle çok çok ilgili, tıpkı çevre konusunda olduğu gibi. İmzalanan bu protokolle İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız arasında imzalanan bu protokolle okul öncesi eğitim ve ilkokul öğrencilerimize yönelik olarak bir çalışma gerçekleştiriyoruz ve İçişleri Bakanlığımızın, AFAD'ın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın özellikle temel eğitim genel müdürlüğünün faaliyetleri bu konuda bizim güzel bir projeyle karşı karşıya kalmamıza yol açtı ve bu anlamda da güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bu projenin özellikle tır boyutu çocuklarımız açısından somut bir sonuç ortaya koyuyor ve bütün illerimizi dolaşacak, bütün okullarımızı dolaşacak olan bu tırların çocuklarımız tarafından fiilen kullanılacak olması ve onları heyecanlandırıyor olması aslında eğitimin sadece sınıflarda teorik olarak trafik dersi vermekle değil, bu tür çalışmalarla çok daha uygun bir faaliyet olacağı ortaya konulacak. Erken yaşlardan itibaren de çocuklarımızın trafik konusundaki farkındalığının gelişmesine yardımcı olmuş olacağız. Çok değerli katılımcılar, dinleyiciler, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımız arasındaki bu mobil trafik eğitim tırıyla yürütülecek eğitim faaliyetlerinin içeriğiyle birlikte çalışma imkanımız oldu. Program içeriği konusunda uluslararası standartlarda bir kazanım tablosu olduğunu da ifade etmek isterim ve çocuklarımız açısından sadece bilgisine sahip olmak değil de görgüsüne sahip olmak konusunda bize mesafe aldıracak bir içerik söz konusu. Ayrıca bugünkü çağın dijital çocukları için dijital bir oyunun da hazırlanmış olması sadece mobil trafik tırı değil ama bunun yanında cep telefonlarında ve bilgisayarlardaki oyunla çocuklarımızın aşina olduğu, çok hoşlandıkları ve artık farklı öğrenme yollarıyla öğrenme durumunda oldukları bir çağda yaşıyoruz ve bu oyunun da, dijital oyunun da çocuklarımızın bilgisayarları olumlu anlamda nasıl kullanabileceği konusunda bir seçeneği olacak. Yani çocuklara sadece bilgisayarda uygunsuz işlerle ya da programlarla oynamayın demek çok doğru değil. Onlara bir seçenek sunmamız da gerekiyor. Bu dijital oyun vasıtasıyla da bu seçeneği sunmuş oluyoruz. Ben bu projede emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanımızın bu konuyu ısrarla takip etmesi ve bu takibin sonucunda da çok somut sonuçlar alıyor olması, her iki bakanlığımızın çok güzel bir işbirliği içerisinde ürün ortaya koyuyor olması ayrı bir mutluluk veriyor. Bu arada çocuklar sürekli olarak bayrak sallayıp bana işaret ediyorlar. Çocuklar biz bugün kimin için buradayız? Sizin için buradayız. Bugün hepiniz şu anda bayraklarınızı sallarken, evet görüyorum bayraklarını herkes sallıyor, kırmızı düdükleriniz de var. Bugün bu okulda bir faaliyet yapıyoruz ama emin olun bütün Türkiye'de faaliyet yapıyoruz. Ve trafik konusundaki müjdemizi bütün Türkiye'yle paylaşmış oluyoruz. Bunun bayraktarlığını da öğretmenlerimizin yapacak olması bana ayrı bir mutluluk veriyor. Kendilerine de hususen teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara, velilerimize, öğretmenlerimize, çocuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum.